YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere Azerbaycan yöresine ait olan katlama tatlı tarifini hazırladım. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten kat kat, çıtır çıtır baklava tadında inanılmaz güzel bir lezzeti var. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Hamuru yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim. Bu sayede hamurumuz çok daha erken mayalanacaktır. Ve 100 gram eritilmiş tereyağını da ilave ediyorum. 1 çay bardağına denk geliyor. 2 adet yumurta. 4 dolu yemek kaşığı toz şekeri de ilave ediyorum. 1 paket instant kuru maya ve 1 paket şekerli vanilin de içine ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı tuzu da ilave ederek bütün malzemeleri kaşıkla güzelce karıştırmaya başlıyorum. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdıktan sonra ilk etapta 2 su bardağı unu ilave etmeye başlıyorum. Ve kaşıkla kabaca bir toparlıyorum. Ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Ununuzu mutlaka eleyerek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Hamurumu kaşıkla kabaca toparladım. Tekrardan un ilavesi yaparak ve kaşığı çıkartıp artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Ele yapışmayan orta sertlikte pürüzsüz bir hamur yoğurmamız gerekiyor ve en son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan pürüzsüz orta sertlikte çok güzel bir hamur yoğurdum ve toplamda 7 su bardağı un kullandım. Tabii sizler de onun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Şöyle hamurun kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel, hiçbir şekilde de ele yapışmayan çok güzel bir dokusu var hamurumuzun. Bu şekilde üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabi sizler de ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişikliği gösterebilir. Hamurum yeterince mayalanmış. Maya kokusu çıksın diye ilk önce hamur kartıyla güzelce havasını alıyorum. Masanın üzerine un serperek hamurumu masaya alıyorum. Masaya alarak elimle biraz toparlıyorum. Ve hemen ardından hamurumu 12 eşit parçaya keserek bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bezelerimi koymak için tahtanın üzerine biraz un serpiyorum. Ve bezelerimi portakal büyüklüğünde olacak şekilde hazırlıyorum. Bezemizin tahtaya yapışmaması için şöyle altını una batırarak ardından tahtanın üzerine alıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine biraz un serperek buzdolabı poşetinin içine koyup 15 dakika dinlendireceğim. Bezelerimizin kabuk tutmaması için ya bu şekilde bir poşetin içine koyalım ya da üzerine bir poşet kapatalım. Bezelerimin daha kolay açılması için bu şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Yeterince dinlendirdiğim bezelerimi açmaya başlıyorum. Üzerine ve altına bolca un ve nişasta karışımını serpiyorum. Ben un ve nişastayı karışık kullandım. Dilerseniz sadece un veya sadece nişasta da kullanabilirsiniz. Açabildiğimiz kadar incelterek açalım yufkalarımızı. Bu arada yufkalarımızın daha kolay açılması için kesinlikle mutfağın pencere ve kapılarını açmayalım. Bu sayede yufkalarımızı çok daha kolay bir şekilde açmış olacağız. Yufkamı yeterince incelterek açtım. Kalan bezeleri de aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Açtığım yufkanın üzerine eritmiş olduğum tereyağını gezdirerek fırçayla her tarafına güzelce süreceğim. Bütün yufkalarımı bu şekilde açarak aralarına tereyağını süreceğim. Aralarını sürmek için de 300 gram tereyağını erittim. Bu şekilde her tarafına güzelce sürüyorum.
tereyağını her tarafına güzelce sürdükten sonra açtığım ikinci yufkayı da üzerine alıyorum. Ve elimle çekiştirerek düzeltiyorum. 12 yufkanın tamamını bu şekilde üst üste koyarak aralarına tereyağını süreceğim. Elimizle çekiştirerek yufkalarımızın aynı hizaya gelmesini sağlayalım. Ve erittiğim tereyağını aynı şekilde üzerine gezdirerek her tarafına süreceğim. Üçüncü yufkayı da koyuyorum. 11. yufkayı da serdikten sonra üzerine tereyağını gezdirerek aynı şekilde fırçayla her tarafına güzelce sürüyorum. Ve son olarak 12. yufkayı da üzerine koyarak düzeltiyorum. 12 yufkanın tamamını üst üste koyduktan sonra hamurumu 4 parmak genişliğinde ruletle kesiyorum. Kenardaki her iki parça hariç ortadakileri ikiye doğru kesiyorum. Hemen ardından kestiğim parçaları 3 parmağıma dolayarak sarıyorum. Şu kenarını da iyice birleştirelim. Ve elimizle hamuru biraz incelterek büyütelim. Daha sonra bu şekilde dışa doğru ikiye katlayalım hamurumuzu. Şöyle her iki ucu birleştirelim. Kestiğim bütün yufkalara aynı yöntemle şekil vermeye devam edeceğim. Kalan parçaları da aynı şekilde sararak hazırlamaya devam edelim. Şekil verme işleminde bitirdikten sonra bu şekilde üzerini kapatıp en az 35-40 dakika tepsi mayası için dinlendiriyorum. Mutlaka bu aşamada dinlendirin. Bu sayede kızarttığınız zaman katları açılacak, çok daha güzel olacaklar. Hamurumu yaklaşık 35 dakika dinlendirip tepsi mayasını verdim. Şimdi kızartma işlemine başlıyorum. Derin bir tavanın içine yeteri kadar sıvı yağını koyup iyice ısıttım. Mayalandırdığım hamurları da içine alarak kızartma işlemine başlıyorum. İki tane çatalı elimize alıp şöyle yukarıya doğru katlarını açalım. Bu şekilde içi de çok daha güzel bir şekilde pişmiş oluyor. Evet, birkaç saniye bu şekilde orta ateşte. Daha sonra hemen ocağımı kısık ateşe alarak kızartma işlemine devam ediyorum. Şöyle çatalla yukarıya doğru çekiştirerek katlarının açılmasını sağlıyorum. Şöyle arada da üzerine yağ gezdiriyorum. Bu bir Azerbaycan tatlısı. İsmi katlama olarak geçiyor. Adı üstünde kat kat. Çok güzel bir tatlı oluyor. Sizin de mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. İçinin de daha güzel bir şekilde pişmesi için mutlaka kısık ateşte kızartmamız gerekiyor. Yoksa içi hamur kalır, dışı da hemen kızarır. Tatlımız güzelce kızardı. Şöyle yağını süzdürerek servis tabağının içerisine alıyorum. Bakar mısınız? Kat kat. Gerçekten çok güzel oldu. Havlu kağıt serilmiş tabağın içerisine alıyorum. Ve kalanları da aynı şekilde kızartmaya devam edeceğim. İlk etapta orta ateşte, birkaç saniye sonra kısık ateşe alarak kızartmaya devam ediyoruz. Diğer tarafa çevirerek altının kızarmasını da sağlıyorum.
Tatlılarımın hepsini kızartıp bitirdim. Şöyle yakından da sizlere detaylıca göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir tatlı. Kat kat, hatta bir kısmını yedik bitirdik bile. Gerçekten baklava tadında inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle üzerine de pudra şekerini serpip o şekilde servis edelim. Pudra şekerini serptiğimiz zaman lezzetini ikiye katlamış oluyoruz. İster pudra şekeri, isterseniz de toz şeker serperek servis edebilirsiniz. Her iki şekilde de gayet lezzetli ve güzel oluyor. Az önce de belirttiğim gibi Azerbaycan yöresine ait bir tarif. İsmi de katlama olarak geçiyor. Gerçekten kat kat muhteşem oluyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Tatlılarımı bu şekilde süsleyerek biraz da renklendirmek istiyorum. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Hemen doku testini de yapmak istiyorum. Ne kadar kat kat ve çıtır çıtır olduklarını yakından da göstermek istiyorum. Şöyle sesine bakar mısınız? Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pul pul dökülüyor tatlımız. Hiçbir şekilde pişmeyeceğini düşünmeyin. Bakar mısınız? Muhteşem bir şekilde pişmiş. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın diye bu şekilde dağıttım. Ama kesinlikle bunu da tüketeceğiz, ziyan etmeyeceğiz. Ve bu tatlıda dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası, yufkalarını ince bir şekilde elinizden geldiğince açın ve tepsi mayasını hiçbir şekilde ihmal etmeden verin. Kesinlikle muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Bu her iki püf noktasına dikkat ettiğinizde gerçekten inanılmaz sonuçlar elde edeceksiniz. Bu güzel ve lezzetli tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.